İnsanın yaşam tarihi boyunca üstün ve güçlü olmaya ilişkin hayranlık ve biat duygusu, kendisini yaşadığı topluluğun geri kalanlarından ayırması için gereken fiziksel gücün belirleyici olmasına neden olmuştur. Kabile yaşamında topluluğun ilkel lideri olan kabile reisinden sonra, kas kuvvetini elinde tutan kuvvetli bireye karşı olan korku ve baskılama gücüsü tarihimiz kadar eskidir. Kayıtlı insanlık tarihinin yerleşik yaşama geçmiş topluluklarında ve devlet olgusunun tarihsel kayıtlara geçmeye başladığı zamanlardan beri bilinen kayıtlarda DOP kelimesinin kullanıldığı bilinmektedir. Anglo-Kalt dilinden çıkmış bir sözcük olan DOP, temel kavram tanımı olarak enerji veren, kendinden geçiren veya bir amaç için özel şekilde hazırlanan bitkisel kimyasal karışım anlamına gelmektedir. Antik Yunan medeniyetinde boğa kanı içilmesinin cesareti arttırdığı, boğa kanı ile yıkanmanın insanı kılıç ve oklardan koruyan bir deriye sahip yaptığı ve boğa testisi yemenin kuvvet ve dayanıklılığı arttırdığına inanılmış, bazı özel mantar türevlerinin halüsinatif etkileri büyücülük olarak görülmüş ve hatta bazı özel bar türevlerinin kişiye güç ve cesaret verdiğine inanılmıştır. Roma tarih kayıtçısı Posanias'ın notlarına göre, o dönem kendisiyle olimpik yarışlara katılan İmparator Nero, tüm yarışlardan önce halk arasında dayanıklılık yaptığına kuvvetle inanılan yaban domuzu kanından bir kadeh içerek yarışlara çıkmıştır ve bunu yapmak yine o döneme göre aslında doping sayılmaktadır ve yasaktır. Bu maddelerin modern dönem incelemelerinde metabolizma üzerinde gerçekten bazı etkileri olduğu ama esas etkinin plasebo şeklinde ortaya çıktığı görülmüştür. Roma İmparatorluğu döneminde ise bitkisel araştırmaların ve kayıtların artmasıyla bu gibi maddelerin daha bilinçli ve modern eczacılığa daha yakın şekillerde kullanıldığını görmekteyiz. Bugün Tribulus terrestris ismiyle anılan çoban çökerten bitkisinin erkeklik gücünü arttırması için çam balığıyla karıştırılması veya özel askeri birlikler olan ve imparatoru koruyan elit askerler pretoryanlara ağır şartlar altında verilen polen ve arı sütü karışımları bu amaca hizmet eden eylemler olarak görülebilir. Yine aynı dönemde vahşet ve kanla coşan Roma halkının eğlencesi arenanın kahramanları olan gladyatörler, tüm antrenmanlarından önce zeytinyağını enerji verici bir madde olarak kullanmış ve büyük dövüşlerine çıkmadan önce çiğ et tüketmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nda padişaha yakın olan ve savaş alanında onu korumakla görevli elit sınıf askerlerinin eğitimleri boyunca o dönem savaşma gücünü arttırdığına inanılan keşiş külahı ve adam otu tozlarını çiçek balığıyla karıştırıp kahvaltılarında yedikleri bilinmektedir. 17. yüzyıl Osmanlı tarihinin en esaslı ve orijinal kaynağı olan Naima yazıtlarında ise yazar kuvveti yetti. Yani gücünün şiddetini benzersiz olarak tanımladı. Ünlü Osmanlı padişahı 4. Murat'ın bir kılıç darbesinde merkebi ortadan ikiye ayırdığı, 200 okkalık topuzuyla saatlerce idman yaptığı ve 9 kat incir ağacı kökünden yapılma kalkanı tek vuruşta parçaladığını yazmaktadır. Bu olağanüstü kuvvetin genetiğe dayalı bir gerçek olduğu açıktır. Ama Sultan Murad'ın her antrenman öncesi özel olarak hazırlanan kuvvet şerbetinin içerisinde ne olduğu halen büyük bir sır olarak Topkapı Sarayı'nın arşivlerinde bulunmaktadır. Dopingin tam anlamıyla bilinçli şekilde ve performansa ilişkin kullanımı ise 19. yüzyılla başlar. 1904 yılında Tom Hanks, St. Louis Maratonu'nda bilinçsiz de kullandığı striktinin maddesinden dolayı ölür. Bu madde normalde hayvanların zehirlenmesi için dizayn edilmiş bir zehirdir. 1928 yılında ise Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu tüm yarışlarda performansa yönelik kimyasal madde kullanılmasını kendi kurallarında yazılı şekilde yasaklayan ilk federasyon olur. Doping maddelerinin çok farklı bir alanda ve gerçek bir ölüm kalım başlığı altında kullanılması ise insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birisi olan İkinci Dünya Savaşı'nda başlayacaktır. Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası ve onun üstün ırkı yaratmak fikri bu ideal çerçevesinde birleşen tüm insanları bir araya getirir.
son derece saldırgan bu yeni Alman ordusunun temel savaş taktiği olan Blitzkrieg, yani yıldırım savaşı felsefesi ve bunun için gerekli olan süper askeri yaratmak. Yıllar sonra Marvel filmlerinde bugün gördüğümüz süper asker modelinin gerçek hayattaki çıkışı işte bu dönemde ortaya atılmıştır. Superman ve Kaptan Amerika tamamen bu fikir üzerine çizilmiş iki çizgi roman kahramanıdır. Ve bir yoruma göre Superman'in göğsündeki S harfi Alman SS birliklerini simgeler ve aynı onların gizli Thule tarikatına inandıkları gibi güçlerini güneşten aldıklarını ifade eder. Kaptan Amerika ise zayıf ve çelimsiz bir genç askerden süper asker formülüyle olağanüstü bir vücuda ve kuvvete sahip olur. Bu örnekler aynı zamanda edebiyat alanında da mevcuttur. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde örneği, dışarıdan alınan bir kimyasalla kısa sürede kazanılan olağanüstü gücü ve saldırgan psikolojiyi ilk betimleyen muhteşem bir Robert Stevenson eseridir. Modern dönem yansıması ise Marvel'in yeşil devi Hulk'tır. Peki, dopingin ilk kimyasal ve sentetik şekilde elde edilişi ne zamandır? Tüm anabolik ve androjenik steroidlerin temel yapısı olan testosteronun ilk sentezi, 1935 yılında Amsterdam'da Ernest Lacquer tarafından boğa testislerinden yapılmış ve aynı dönem içerisinde 1940 yılında ilk oral ve etkili steroid olarak tanımlanan 17 metil testosteron elde edilmiş ve tablet şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu maddenin kuvvet, dayanıklılık ve saldırganlığı arttırmaya yönelik etkilerinin Almanlar tarafından fark edilmesiyle birlikte savaş alanında nasıl kullanılacağına dair çalışmalar hız kazanmıştır. Ve 2. Dünya Savaşı'nın patlamasıyla birlikte Alman ordusunun en seçkin savaş birlikleri olan SS taburlarına bu kimyasal madde süspansiyon formunda verilmeye başlanır. Orta ve uzun vadedeki yan etkiler önemsenmez. Çünkü savaşmak ve kazanmak esastır. Ama bununla kalmaz. Çok farklı bir şey daha vardır. Bu seçkin askerlerin savaş alanında uyumadan ve yemeden kas güçlerini ve üstün zihin faaliyetlerini arttırmak için bir madde daha gerekmektedir. Çok geçmeden o da bulunur. 1930 yılında ilk sentezi yapılan amfetaminlerin en güçlüsü olan metamfetamin veya o dönem ismiyle pervitin. Şimdi Nazilerin ellerinde iki etkili madde olmuştu. Testosteron ve metamfetamin. Bu iki madde ile birleşen olan daha çeşitli steroid türevleri ilaç firmaları tarafından piyasaya sunulmaya başlanmıştır. Ve bu dönemde sert bir gerçek spor kamuoyuna balyoz gibi vurur.
Artık olimpiyatlar sadece spor müsabakaları değil. Aynı zamanda Amerika ve Sovyet Rusya'nın karşı karşıya geldikleri acımasız birer savaş arenasıdır. Bu dönemde her iki devletin de kazanma politikaları, tüm spor alanlarında sporcularının üstün performans göstermesi üzerinedir ve doping sessizce desteklenen ve onaylanan normal bir uygulama haline gelir. Okyanusun her iki yakasında kimyagerler ve spor performans uzmanları her yıl yeni bir maddeyi geliştirerek sporculara vermekten çekinmezler. Özellikle anabolik steroidlerin çeşitlenmesi ve kardiyovasküler performans üzerine olağanüstü etkili olan efedrin ve benzeri diğer modern amfetaminlerin kullanımı bu dönemde zirve yapmıştır. 90'lı yıllara gelindiğinde ise artık doping yasak olmasına rağmen son derece kolay ulaşılabilen, kullanımı için gereken tüm teknik bilginin internette bir tuş kadar yakın olduğu bir dönemin ortasındadır. Ve işte tam bu dönemde vücut geliştirmenin Mekkesi sayılan Florida'da ilk defa guru tabiri kullanılmaya başlanır. Bu gurular profesyonel sporcuların tüm ilaç uygulama yöntemlerini belirleyen ve onlara öğreten yarı medikal bilgili veya doktor unvanına sahip kişilerdir. Bu durum 90'lı yıllarda vücut geliştirme sporunda zirvenin yakalanmasına neden olur. Olağanüstü dozlarda anabolik ve androjenik steroid kullanımı, insülin, büyüme hormonu ve diğer pek çok madde o dönem sporcuları tarafından gerçek bir aptal cesaretiyle kullanılır. Ama uzun dönemli etkilerin ne zaman ve nasıl başlayacağını kimse bilmez. Ve ortalama 20 yıl sonra tahmin dahi edilemeyecek yan etkiler ortaya çıkmaya başlar. Ve ölüm gerçek yüzünü gösterir. Peki, oyun bitti mi? Hayır. 2000'li yılların başında doping arenasına çok yeni ve yan etkileri henüz tam olarak bilinmeyen yeni maddeler girmeye başlar. Peptitler. Peptitler, çok kısa sürede performans artışı ve gelişim sağlayan doping kimyasalları olarak lanse edilmektedirler. Fakat son 3 yılda ölen profesyonel vücut geliştirme sporcularının çoğunun bu maddelerden dolayı hayatlarını kaybettikleri bilinmektedir. Dünyada kara borsa doping piyasasının tahmini değerinin milyar dolarlarla ifade edildiği ve uyuşturucu maddelerden sonra dünyada en fazla kaçak kimyasalın kıtalar arası transfer edildiği çok büyük bir sektör mevcuttur. Ve bu sektörün ateşini yakan odun ve kömürler ise insanlar ve onların hayatlarıdır. Ego ile hareket eden kişinin kendisine verdiği dönülmez zarara ilişkin tek bir ders olsaydı, bunun son pişmanlığın asla fayda etmeyeceği olduğunu rahatlıkla düşünebiliriz.